Selam aleyküm. Ne yapıyorum? Minber tamamen yıkılmış. Hocam yine aynı sorun. Nerede biraz daha yapıştırma usulü diyor. Ankrajla yapılanlarda tarihi olanlarda genelde sıkıntı yok. Ankraj uygulamadan sorunlar. Şeyde kolonlarda bir şey var mı acaba? Kolonlarda yok hocam sadece. Taşıyıcılarda bir şey yok. Taşıyıcılarda bir şey yok hocam. Güzel. Düzceli bütün kardeşlerimize ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Cenab-ı Hak bir daha göstermesin. 1999 depreminde 12 Kasım'da Düzce gerçekten çok büyük bir yıkım yaşamıştı. Yüzlerce kardeşimiz deprem şehidi olmuştu. Öncelikle onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yine bir Kasım ayında 2022 yılında Düzce böyle bir deprem yaşadı. 5.9. Cenab-ı Hak bir daha göstermesin. Bu deprem dolayısıyla milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve Düzce'de hemen vatandaşlarımızın yanında olmuş olmasının ne kadar büyük bir kardeşlik göstergesi olduğunu da görmüş olduk. Biz de bugün Düzce'deyiz. 60 kadar camimizde kimisinde ağır, kimisinde hafif olmak üzere hasar var. İnşallah Sayın Vali Yardımcımız, Müftümüz, İl Müftümüz, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan mühendislerimiz buradalar. Bir an önce camilerimizin hasarlarını tespit edip ona göre gerekli tedbirlerin alınması noktasında hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Hem valiliğimiz, İçişleri Bakanımız ilk andan itibaren burada, hala Düzce'de, Çevre Bakanımız, yetkililer, valimiz, valiliğimiz, belediyemiz, herkes seferberlikte. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Devletimizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eylesin. Bir daha göstermesin. Cenab-ı Hak yaralı olan kardeşlerimiz var zannediyorum 80 civarında. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyorum. Depreme bağlı değil ama depremden sonra vefat eden kardeşlerimiz olmuş zannediyorum. İki kardeşimiz. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak bir daha bu türlü afet ve musibetleri milletimize yaşatmasın inşallah.